Vor genau 48 Jahren hat unser türkisches Magazin Köln Radyosu angefangen zu senden, genau mit dieser Melodie. Und jahrzehntelang war diese Melodie, Gül Nihal, unser Vorspann. Und Funk aus Europa, Köln Radyosu, heißt sie heute. Herzlich willkommen. Dass hier in einem Saal, in dem normalerweise Brahms und Bach und Mozart erklingt, heute klassische türkische Kunstmusik zu hören sein wird, zeigt nämlich genau das. Die Kultur der Einwanderer ist heute auch unsere Kultur. Sie ist Teil dieses Landes. 1961'den beri Almanya'dayız, Türkiye kökenli göçmenler olarak. 1964'ten beri de Köln Radyosu yayın yapıyor. Bu 50 yıllık Almanya serüveni için Türk Sanat Müziği konserimiz bir hediyedir, bir armağandır. Hem Leverkusen Musiki Cemiyeti'nin korosunu hem de TRT sanatçıları ile birlikte saz heyetini alkışlarınızla sahneye davet edeceğiz. Leverkusen Musiki Cemiyeti geçmiş aslında 12 seneye dayanıyor. 12-13 kişinin bir araya gelmesiyle o zamanki hocamızla tanıştık. 2003 yılında dernekleştik. Hocamız değişti. Kendisi Türkiye'ye gitti, sonra Mehmet Buhar Erol hocamızla 2005 yılından beri koromuzun çalışmalarını sürdürüyoruz. Münir Nurettin Selçuk denince akla gelen ilk eserlerden biriyle devam edeceğiz. Segah makamındaki bu eserin solisti Münir Çelik. Ama önce geçiş taksiminde Neyzen Osman Er Kahveci'ye kulak vereceğiz. Leverkusen Musiki Cemiyeti haftada bir gün çalışıyor. Perşembe akşamları saat akşam 7'den 10'a kadar çalışıyoruz. Konsere yakın zamanlarda pazar günlerinde ekliyoruz. İkişer gün çalışma imkanımız olabiliyor. Her yıl Prens'te bir konser veriyoruz. Bu konserlerimize gelen kişiler, sanat müziğini sevenler ilgi gösterdi. Dolayısıyla biz de size katılabilir miyiz dediler. Funkhaus Avrupa'daki arkadaşlarımızla da ortak 2 sene önce bir proje yapmıştık. Dolayısıyla o da bizim için bir reklam oldu. Onların yardımıyla da katılanlar oldu. Şu anda 80'e yakın üyemiz var. Aslında bizim seyircimiz bir orkestra şefine pek alışkın değil. Hep bu soru geliyor mesela, sen olmasan çalamazlar mı? Karşınızda işte diyelim 50 kişilik bir koro var, 10-15 tane saz var. Bunlar bir bütünlük içinde çalması için benim işaretlerimden yola çıkmak durumunda. Nasıl geçersen. Sanat müziği makamlara dayalı, usullere dayalı, biraz kuralcı bir müzik olarak tanınır.
hayal edilse bile. Türk sanat müziği makamları Batı müziğine göre çok daha fazla perdeleri olan, değişik perdelere sahip makamlardır. 24 tane ayrı sesi vardır her bir nota arasında diyeyim ya da gam arasında. Batı müziğinde mesela 4 dörtlük, 2 dörtlükler kullanılırken çoğunlukla bizim 7 8'lik, 18'lik, 14 8'lik usullerimiz var. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan. Her makamın ayrı sesleri, ayrı donanımları oluyor. Onları zamanla dinleyerek, çalarak, söyleyerek öğrenebiliyorsun. Çok engin ve hala öğrenilmesi gereken, bizler hala öğrenme yolundayız, böyle söyleyeyim. Geçince başlayacak bitmeyen sürgünlüğü. Türk sanat müziğinden başka bir şey dinlenmeyen ya da dinlenilmesine pek izin verilmeyen bir evde büyüdüm. Türk sanat müziğiyle büyüdük biz. Sonuçta evde annem iş yaparken, yemek yaparken sürekli bir şeyler mırıldanırdı. Ben de onunla birlikte mırıldanırdım, eşlik ederdim. Klasik sanat müziğinin muzikisi, bestesi, geçmişi, bizim çocukluğumuzdan geçtiğimizden buradaki yaşamımıza kadar yansıyan bir hayatı tekrar ediyor. İş dünyamıza hitap ediyor. Benim annemle babam Türk Sanat Müziği Korosu'na şarkı söyledikleri için tabii ki dolayısıyla ben de ilgi duyuyorum. Uzun yıllar bekledim. Türk Sanat Müziği gönül işi. Çok lirik bir müzik, duygusal bir müzik, insanın içine işleyen bir müzik. İçine girdikçe daha da insan hassaslaşıyor ve kopamıyorsunuz bir müddet sonra. Hayatınızı kaplıyor. Benim güzel Manolya'm. Kalbi sesler çok önemli. Ve karşınızdakine bunu hissettirmek daha da önemli. Benim güzel mota mot söylemek değil de nota gibi. Sözcükler çok önemli, şiir önemli. Çiçeğimsin sen, sen klasik Türk müziği zaten ağır başlı bir müzik olduğu için o müzik başladığı zaman direkt o havaya giriyorsunuz. Yani özellikle başka bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Müziğin kendisi zaten bir duruş sağlıyor. Müzik zaten o kadar muhteşem ki seyirciyi içine alıyor ve seyirci zaten iyi bir dinleyiciyse çok anlayabiliyor. Güzel,